Anne olduktan sonra, bu programlar çoğaldıktan sonra uyandım. Gitti diyor, bakabilirsin. Bakıyorum hemen. Tamam, gelmiş. Hafta önce diyor. Bu bir Facebook yazışması mı Deniz? Deniz burada kal. Bu bir Facebook yazışması sanırım. İki çocuk arasında geçiyor. Birinin adı Fatih, biri Hasan biliyorsunuz. Fatih diyor ki bir tanem seni çok seviyorum, yakışıklım diyor. Hasan da ona seni seviyorum, canım sevgilim diyor. Fatih tekrardan Hasan'a ben de seni çok seviyorum, deli ay utandırma beni diyor. Hasan da Fatih'e utanma canım aşkım diyor. Çok enteresan. Okuyunca da çok enteresan oldu galiba ama. Yani çocuk işte bunlar diyeyim. Ne diyeyim ya? Bilmiyorum. Böyle enteresan bir yazışmaları var. Facebook'ta herkese açık. Hangi fotoğrafın altında? Deniz yaz buraya. Hangi fotoğrafın altında bilmiyorum ama böyle Facebook'ta herkese açık bir şekilde böyle yazışmaları var. Şakalaşıyor da olabilir. Genç delikanlılar. Fatih kim tanımıyorum. Şakalaşıyor da olabilirler. Enteresan bir şaka anlayışı olabilir. Çünkü bunların bir hayatları var arkadaşlar. Müslüme'den önce de bir hayatları var. Ayşe Kaskapan diyor ki Hasan Yagal'ın 5 milyon arkadaşı var. Hangi Hasan Yagal'ın? Yaşlı olanın mı? Genç olanın mı? 5 milyon arkadaş ne ya? 5 milyon kişiyi takip edemezsin ki. Kafayı yemen lazım telefonla. 5 milyon kişiyi takip edeyim desen çıldırırsın yani. Kendine bir limit mi koymuş? Kitap okuma limiti gibi. Gecede 150 sayfa okuyacağım. Gecede 150 kişiyi takip edeceğim diye bir limit koymuş herhalde kendine. Enteresan bir diyalog ama olmuyor mu gençler arasında? Esprisine olabilir. Allah kimseyi şaşırtmasın, öyle söyleyeyim. Kimseyi de yanıltmasın. Ama enteresan bir diyalog. Çocuk deyip geçebiliriz. Torun küçük olan Hasan Yagal'ın diyor 5 milyon arkadaşı var. 5 milyon kişiyi takip etmiş arkadaşlar. Gerçekten azimle Facebook kullanıyor. Gerçi o yaştaki bir çocuk Facebook değil, yani genelde Instagram kullanır ama o da bir garip. Çocuklarınızla aranıza özel bir şifre oluşturun. Sadece ikiniz bilin. Kötü niyetli biri, anne baban hastalandı. Ben arkadaşıyım. Götürmeye geldim dediğinde çocuğunuz şifreyi söylesin. Şimdi doğru, yapın bunu. Çünkü okullar nasıl bilmiyoruz ama bizde şey var. Güvenlik olayı var. Onun için mesela bizim güvenliğe sadece ikimizin kimlik fotokopileri verildiği için başka kimse alamıyor. Ama öyle olmayan okullar için lütfen bu denilene benzer bir yöntem kendinizde geliştirebilirsiniz. Esma diyor ki yazışmaları ben de gördüm. Bunların genleri bozuk. Hiç aşkım canımlı konuşulur mu falan. Bir de herkese açık yalnız. Hala herkese açık. Enteresan olanı. Yalnız hiçbirinin karakteri hakkında böyle var ya şu kadarcık bir fikrimiz yok. Bak bu koskoca aileyle ilgili, karakterleriyle ilgili birinin çıkıp bir şey söyleyecek hali durumu yok. Yani öyle o kadar enteresanlar ki anlatamam ya. Yani. Özellikle Selvi Yagal yani hiç kimse olarak bir profil çizdi. Yani Selvi Yagal kimdir? Sor. Hiç kimse. Ya öyle bir profil çizdi ki benim gözümde gerçekten hiç kimse. Bir şeyi yorumlayamıyorsun, bir şey konuşamıyorsun, bir şey soramıyorsun. Yani böyle hayalet gibi silik yaşamayı tercih ediyorlar. Anlatabildim mi? Çocuklar da öyle. Çocuklar da garip. Mehmet Yagal biraz daha konuşkandı ama o da sonradan yok oldu. Mehmet Yagal'ın son
birkaç ilk röportajı verdi ya biliyorsunuz Müge Anlı'ya. Sonrasında bir daha yok oluşuyla ilgili çok şeyler söylediler. Ama bana da enteresan. Yani şöyle aramızda en iyi rol yapan, en iyi bu konuyu konuşabilen kim varsa o konuşsun, sen konuş. Sen konuşamazsın, sen konuşurken onu derken bunu dersin. Affedersen derler ya bir şeyim derken bir şeyim dersin diye. Sen konuşma, sen gezin. Dedeye mikrofon kesinlikle gitmesin. Soruluyorsa da işte bir iki kelime söylesin. Genel olarak çadıra gidip ateşin başına yanlayıp yatsın. Yani sanki böyle bir şeyler birilerinin görevi. Mesela Osman'la konuşmayın. Mesela Osman konuşmasın. Ya da işte Kerim, onların ikisini birbirine karıştırıyorum. Onun için özür dilerim. Kerim konuşmasın. Kerim konuşursa çok şey anlatır. Onun için Kerim yere bakıyor, ağzına maskeyi çekiyor, konuşmuyor. Yani bilen aslında Müslüme'nin dedeyle gittiğini bilen, hatta evde küçük kıyametlerini kendilerince yaşadıkları, belki birbirlerine hesap sordukları, olayın içerisinde olan, yumurtlayabilecek yani amiyane tabirle, olayı yumurtlayabilecek kim varsa o pek konuşmaya yanaşmadı ya da konuşuyorsa da birkaç kelime sonra istemediği soru gelince ah benim kafam ağrıyor dedi gitti. Yani aileyi tanımak gerçekten çok zor, çok güç. Şurada var mı ki ben size böyle analiz edeyim tek tek şu şöyledir bu böyledir diyen yoktur ben zannetmiyorum. Çünkü kendilerini 10 gün bak arkadaşlar 10 gün çok uzun bir süre. Gerçekten aktı kakaydı çıkar ortaya. Çıkar yani. Çıkmadıysa vardır bir sebebi çünkü açık vermemek için diyalog kurmadılar. Monolog ilerledi. Kendileri ne anlatmak istediyseler onu anlattılar. Eteklerini silkeleyip çekildiler kenara. Sorulan soruya değil. Genel olarak anlatmak istediklerine odaklı bir sohbet oldu. Ben söyleyeceğimi söylerim, giderim. Aa başkasını sormayacaksın. Başkası hakkında konuşmayacağım. Ha oldu da kıstırdın sordun Müge Anlı gibi. Acaba çocuklar kaza maza mı falan? Sakın ben sizin bildiğiniz o insanlardan değilim. Ben size benzemem. İnsanlar farklı farklı olur anlıyor musun? Biz farklıyız, siz farklısınız dedi, gitti. Kaza ihtimalini ağzına bile almadı. Bu yüzden benim düşüncem gerçekten bir diyalog söz konusu değildi, monologtu. Kendisi anlatmak istediklerini, kendileri hepsi anlatmak istediklerini aldıkları ilk mikrofonla anlattılar. Sorulan herhangi bir soruya net bir cevap vermeyip bir de peşlerine takıştırıp bu insanları toprak yolda, 50 kişinin geçtiği toprak yolda, keçinin işte hayvanın yürüdüğü toprak yolda, 800 keçinin geçtiği toprak yolda evladının şuncacık ayak izini gördü, tanıdı, gösterdi. O tarafta değil, o tarafta arattırdı. Bana göre bundan daha karakterleriyle ilgili daha net başka bir şey paylaşmadılar. Kimler dersen bence hiç kimseler. Bana göre öyle. Ayşe Kas kapağında Selvi Yagal hep kısa manşet konuştu. Saf biri değil diyor. Evet. Evet. Kendi arzu ettiği sohbet etti. Kendisinin haricinde ona sorulan bir soruya cevap vermedi. Hep aynı şeyi söyledi. Çadırın önünde oynuyordu. Bisikletiyle oynuyordu. Görmedim. Yemek yapıyordum. Görmedim. Ben size böyle çok